Evet arkadaşlar, bugün ikinci bölümü göreceğiz. Öncelikle bugün Mevlüt Kandili, herkesin kandilini kutluyorum. Yarınki Cumhuriyet Bayramı'nı da kutluyorum. 8 konu göreceğiz demiştik ilk hafta. Bunlardan ikincisi bugün kümeler, fonksiyonlar, diziler ve toplam. Çoğunluk bildiğimiz konular ama bilmediğimiz yerler de var, dikkat çekeceğimiz yerler de var. Zaten bu haftadan sonra konular da hiç görmediğiniz, ilk defa bizim derste göreceğiniz konular olacak. Bugün bildiğiniz son konular diyebiliriz. Kısmen bildiğiniz, tamamını bilmiyorsunuz. Ufak tefek şeyler yenileceksiniz. Kümelerle başlayalım. Kümenin tanımını ilkokuldan beri görüyoruz. Burada da aynı. Kümenin tanımı her yerde aynı. Küme nedir? Kümenin tanımı neydi? İyi tanımlanmış nesneler topluluğuna biz küme diyorduk. İyi tanımlanmış nesneler topluluğuna biz de küme diyoruz. Kümedeki nesnelere de eleman diyoruz. Bunu biliyoruz. Peki küme konusu ilkokuldan beri gördüğümüz konu bize neden lazım? Şimdi burada doğal sayılar var. Doğal sayılar zaten büyük N harfiyle gösterilir. Sıfırdan başlayıp sonsuza kadar giden tam sayılardır. Biz bunlara doğal sayılar diyoruz. Z harfiyle genelde tam sayılar gösterilir. Eksi sonsuzdan artı sonsuza giden sıfırlara dahil tüm tam sayıları Z ile göstereceğiz. Z üzeri artı demek pozitif doğal sayılar. Yine Q dediğimiz rasyonel sayılar. Değil mi? R dediğimizde real sayılar. Biz hem bu kitap hem ders boyunca hem de genelde bu harfleri kullanıyoruz. N dediğimiz doğal sayılar, Z tam sayılar, Q rasyonel sayılar, Z real sayılar. Şimdi bir alta bir cümle yazmışız. Ne yazmışız? Veri yapılardaki veri tipleri çağrıştı mı kafanızda? Veri yapılar dersinde şu an paralel alıyorsunuz bununla beraber. Orada da yine 4. haftadasınız. Veri tipler var değil mi? Integer, float, double gibi. Bunların arka planında demek ki kümeler var. Şimdi yine boş küme kavramı var değil mi? S gibi bir kümenin boş küme tüm kümelerin alt kümesidir. Boş küme tüm kümelerin alt kümesidir. Yine bir kümenin kendisi de kendisinin alt kümesidir. Bunları bildiğiniz yerler hızlı geçmeye çalışacağım. Yine sorularınız varsa sorarsınız. Şimdi ben sol tarafta tüm x eleman a ancak ve ancak x eleman b. Bunlar ne dediğini düşün, neyi kastettiğini anlamanızı istiyorum. Tüm x'ler için x eleman a ancak ve ancak x eleman b. Bu bize neyi anlatıyor olabilir? Tüm x'ler için x eleman a ancak ve ancak x eleman b. Şuan var mı? A yapmışız aslında. A eşittir B. Yani A kümesinin B kümesine eşit olduğunu gösteriyor. Biz geç iki hafta mantık dersini görüyoruz. İşte ispatı görüyoruz. Bunları matematiksel yapabilmemiz için ne var? Özel bilgiyi matematiksel olarak yazmamız gerekiyor. Burada tüm x eleman A ancak x eleman B ile de aslında A kümesiyle B kümesinin denk olduğunu, eşit olduğunu matematiksel olarak göstermiş oluyoruz. Yine altta bir tane daha var. Tüm x için x eleman A ise x eleman B'dir. Tüm x'ler için x eleman A ise x eleman B'dir. Yine sağa baktığımızda burada da neyi görüyoruz? A, B'nin alt kümesi olduğunu görüyoruz. A'nın A kümesinin B kümesinin alt kümesi olduğunu görüyoruz.
Üçüncü satıra bakıyoruz. İkinci yine alt kümeyi tanımlıyor. Tüm x için x eleman a ise x eleman b diyor. V diyor. Şurada bazı x'ler olmalıymış. X eleman b olduğu halde x eleman a olmamalıymış. Yani b'de olup da a'da olmayan en az bir eleman var ise bu da neymiş? Alt küme hariç değil mi? Bu da alt kümedir. Birinde kendisini de kapsıyor şu ikincide. Üçüncüde ise direkt alt kümesidir. Kendisini kapsamıyor. Çünkü ne diyor? B'de olup A'da olmayan en az bir eleman olacak. Yine devam ediyorum ben. Dediğim gibi bildiğim biraz hızlı geçiyor ama yine de soru yazabilirsiniz anlamadığınız yerleri. Durup cevap veririz. Ben şemalarını hatırlıyorsunuz işte. Evrensel küme vardı U. B kümesi, A kümesi, evrensel küme. Aslında biz bu U eksi B'de ne diyorduk? B'nin tümleyeni ya B'nin değili diyor idi. Şimdi tahminince ilk bilmediğimiz terim kardinalite. Bir kümenin kardinalitesi mutlak değer biçiminde gösterilir. Şöyle mutlak değerde S ile gösterilir. N elemanlı bir dizinin, bir S dizisinin kardinalitesi deyince o kümenin eleman sayısını anlayacağız. Mesela örnek vermişim. Demişim ki Türkçedeki harf sayılarını, harfleri gösteren kümenin kardinalitesi nedir? Türkçedeki harfleri gösteren kümenin kardinalitesi kaçtır? 29 harf olduğu için kümede kümenin kardinalitesi 29'dur. Ve bu kavramı genelde arkadaşlar ilk defa görüyorlar. Bilenler de oluyor ama. İkinci bilmediğimiz kavram bir kümenin kuvveti. Kümesinin kuvveti P, S ile gösterilir. P parantez S ile gösterilir. P power, üst veya kuvvet anlamında burada. Bu da o kümenin kümelerinden oluşan kümeyi gösterir. Mesela şu örneğe bir bakın. Kümemizde sadece 0 ve 1 varsa S kümemizde sadece 0 ve 1 elemanları var ise bu kümenin power'ı yani kuvveti neymiş? Bu kümenin alt kümeleri. Yani alt kümeler ne? Boş küme 0, 1 ve 0 virgülü kendisi. Demek ki bir kümenin alt kümelerinden oluşan kümeye biz o kümenin kuvveti diyoruz ve P parantez S şeklinde gösterebiliyoruz. Kardinaliteyi de yine mutlak değer S içinde gösteriyoruz. O da o kümedeki eleman sayısını bize veriyor. Şimdi bu kartezyen çarpımı bilgisayar mühendisliğinin olmazsa olmazı. Çok basit bir konu. Tüm bilgisayar mühendislerinin bilmesi gereken bir konu. Ama ben pazartesi günü otomata dersinde bunu soruyorum. Bu arkadaş kartezyen çarpımının ne olduğunu bilmiyor. Kartezyen çarpımını lisede de gördünüz, üniversitede de gördünüz, bu derste tekrar görüyorsunuz. Kartezyen çarpımı bilgisayar mühendisliğinde çok sık kullanılan bir çarpım. Veri tabanlarından tutun, otomata gibi birçok derste karşımıza çıkan bir çarpım. Ama pazartesi hayal kırıklığıdır. Birçok arkadaş kartezyen çarpımının ne olduğunu bilmiyor. Kartezyen çarpımı, iki kümenin kartezyen çarpımı şöyle gösteriliyor. A çarpı işareti B. Kartezyen çarpımı gösteriyor. Tanımı da neymiş? A ve B şeklindeki ikililere biz kartezyen çarpımı diyoruz. Ama kural ne? İlk elemanı A kümesinden alacak. İkinci elemanı B kümesinden. Tüm ikililere biz kartezyen çarpımı diyoruz. A çarpı B'nin kartezyen çarpımı küçük A ve küçük B şeklindeki ikililer. Ama kural ne? İlk eleman büyük A kümesinden alacak. İkinci eleman büyük B kümesinden alacak. Örnek vermiş. Mesela A kümesi 1 ve 2'den oluşuyor. B kümesi A, B, C'den oluşuyorsa A kartezyen çarpımı B dediğimizde 1 virgül A. Bakın ilk elemanı ilk kümeden ikinci elemanı ikinci kümeden alıyor ve tüm ihtimalleri yazıyor. Elemanlar A kümesinden ikinci elemanlar B kümesinden ve bu çarpıma biz kartezyen çarpımı diyoruz. Ve tekrar vurguluyorum. Kartezyen çarpımı bilgisayar mühendisinin bilmesi gereken bir çarpım. Bir tabanı ve otomata gibi birçok derste de karşımıza çıkacak. Bu derslere ben gidiyorum. Özellikle otomataya.
Gördünüz mü diyorum. Önce anlattığım şeyi çoğu arkadaş görmüyor. Biraz dikkatli dinleyin. Şimdi kartezyen çarpımının yine bir özelliğinden bahsedelim. Listelerde neler gördük? Bağıntı ve fonksiyonları gördük. Bağıntının tanımını hatırlıyor musunuz? Lisede neler gördük? Üniversite sınavına girerken de karşımıza soru olarak da çıkmıştır. Bağıntı ve fonksiyon. Bağıntı neydi? Bağıntının tanımı bilen varsa yazabilir. Bağıntı neydi arkadaşlar? Söyleyebilecek olan var mı? Yazabilecek olan. Evet, slide'a bakıp yazdınız değil mi? Peki, güzel. Evet, bağıntı fonksiyondan farklı olarak neydi? Herhangi bir kural olması gerekmiyor. Bağıntı, A'dan B'ye bir bağıntı dediğim zaman, A kümesinden B kümesine bir bağıntı dediğim zaman, A çarpı B kartezyen çarpımının herhangi bir A kümesine biz bağıntı deriz. Tüm A kümeleri ayrı ayrı bir bağıntıdır. Yani A çarpı B kartezyen çarpımının herhangi bir A kümesi bağıntıdır. Peki fonksiyon neydi? Bunu söyleyin. Bağıntı ile fonksiyon arasında nasıl bir ilişki vardı? Bağıntıyı söyledik. Fonksiyon tanımı söyleyebilecek olan var mı? Fonksiyon nedir arkadaşlar? Fonksiyonun tanımını söyleyecek olan arkadaş yok mu burada? Birebir örten sadece fonksiyonun bir alt kümesi. Fonksiyon tanımı yazdıklarınızın hiçbiri değil. Fonksiyon neydi arkadaşlar? Şimdi bakın bir şeyi kaçırıyorsunuz. Bizler lisede değil, bizler mühendisiz. Teknik konuşmamız lazım. Tamam. Biraz sonra fonksiyon tanımını göreceğiz. Evet, aslında bağıntı kartezyen çarpımının alt kümesi. Fonksiyon da bağıntının belli özellikleri sağlayan alt kümesi. Bu özellikler neler? Tekrar ediyorum. Bağıntıda herhangi bir kural olması gerekmiyor. Herhangi bir fonksiyon olması gerekmiyor. Bağıntı A ve B kümesi arasındaki bir bağıntı. A çarpı B kartezyen çarpımının bir alt kümesi. Fonksiyon da belli özellikleri olan bağıntılar. Özelliklerin ne olduğunu birazdan tartışacağız. Sonuçta fonksiyon da bağıntının bir alt kümesi. Biraz sonra zaten fonksiyonu göreceğiz. Burada dikkat etmeniz gereken bir özellik de aşağıya yazdığımız kartezyen çarpımının değişme özelliği yok. Yani A kartezyen çarpımı B eşit değildir. B kartezyen çarpımı A eşit değil. Niye eşit değil? Ben mesela şu kümenin B çarpı A kartezyen çarpımını yazmak istersen bir A olmayacak. Ne olacak? A virgül 1 A virgül 2 işte virgül B virgül 1 B virgül 2 B virgül 1 ve B virgül 2. Gördüğünüz gibi A kartezyen çarpımıyla B A kartezyen çarpımı B ile B kartezyen çarpımı A denk değil. Çünkü sıralama önemli ikillerde. Yani şuradaki bir A ile A1 aynı değil. Doğal olarak kartezyen çarpımının değişme özelliği yok. Kartezyen çarpımı iki küme arasında olabileceği gibi 3, 4, 5 gibi farklı kümeler arasında da kartezyen çarpımı yapılabilir.
A çarpı B çarpı C çarpı D çarpı E gibi kartezyen çarpımları yapabiliriz. Kartezyen özellikle bu çoklu, en tuple dediğimiz bu kartezyen çarpımları genelde veri tabanı dersinde bolca karşınıza çıkacak. Tuple diye çok karşımıza çıkacak. 5'li, 4'lü, 6'lı, 7'li neyse tuple tür. Mesela şöyle düşünün, veri tabanında bir veri tabanı yapacaksınız. Bir özellikler var. Ad, soyad, TC numarası falan falan. Birden fazla kart giriş olabilir yani. En tuple en fazla giriş olabilir. O yüzden bu çoklu kartezyen çarpımı da veri tabanı dersinde özellikle karşımıza çıkacak. Örneğimize tekrar dönelim. Ne diyor? A kümesi 0 ve 1'lerden oluşuyormuş. B kümesi 1 ve 2'lerden oluşuyormuş. C kümesi 0 ve 1'lerden oluşuyormuş. A çarpı B çarpı C dediğimizde 3 kümeyi çarptığı için her elemanımız ne olacak? Her elemanımız 3 tane elemandan oluşacak. Bu 3 elemanın ilkini A kümesine alacağız. İkinciyi B kümesine alacağız. Üçüncüyü de C kümesinden alacağız. Bu demin söylediğim gibi 3'lü, 4'lü, 5'li olabilir. Sıkıntı yok. Tekrar ediyorum. Burayı lütfen dikkatli dinleyin. Çünkü diğer kısımlar bilinmiştir ama kartezyen çarpımı bilgisayar mühendisi için önemli. Şimdi not almışım. Demişim ki örnek 19 ve 20. Bir bakalım 19 ve 20 neymiş. Sorusu olan varsa veya anlamadığı yer olan varsa bu süreçte yazabilir. Evet, açılıncaya kadar biraz devam edeyim. Evet, açıldı. Evet. Şu örnek 19. Şu ne anlama geliyor? Sözel olarak yazabilecek olan var mı ekrana? Burada ne anlıyorsunuz? Burada da niceleyicilerle niceleyiciler kullanmış. Şu ifadeden ne anlıyorsunuz? Bunu sözele çevirebilecek misiniz? Görüyorsunuz değil mi? X eleman ve x kare büyük eşit sıfırdan ne anlıyorsunuz sözel olarak? Ne yapmışsınız bakalım. Peki bu Merve, bu ifade doğru mu yanlış mı? Evet, Merve, Özge, Muhammed. Peki bu ifade doğru bir önerme mi, yanlış bir önerme mi?
Çok güzel. Bu doğru bir yönelme. Çünkü neden? Sayı reelse, negatif de olsa, pozitif de olsa karesi sıfıra büyük veya eşit olacaktır. Peki bu ifadeye ne diyorsunuz? Şu ifadeye ne diyorsunuz? Bazı x eleman z, x kare eşit 1. İfade ne diyorsunuz? Peki bu doğru önermem sizce? Sizce bu doğru bir önerme mi? Evet, doğru. Niye? Eksi 1'in karesi 1'dir. Eksi 1 de bir tam sayıdır. Veya 1'in karesi 1'dir. 1 de bir tam sayıdır. Bazı diyor zaten. Bir tanesinin sağlaması bizim için yeterli. Örnek 20 neymiş? Şunlara ne diyorsunuz? Mesela P kümesinin, şu PX'in tanımlı olduğu küme hangisidir? PX'in tam sayılar tabii X şurada söylüyor. Mutlak değer X eşittir bir şartını sağlayan kaç tane X vardı? İki tane, evet, Ahmet'in de dediği gibi bu kümenin iki tane elemanı vardır. Bunlar eksilir. Bir sonraki için ne dersiniz? Şu x kare eşit 2. Bu kümenin elemanları nelerdir? Var mıdır? Evet, boş küme çok güzel. Çok güzel. Üçüncü söyleyin o zaman. Mutlak değer x eşit x. Burada da pozitif tam sayılar kümesi bu şartı sağlar. Evet, doğal sayılar sağlar. Doğru. Çok güzel. Tekrar slide'ımıza dönelim. Dediğim gibi ben geçiyorum ama takıldığınız yerde soruyu yazın, tekrar geri dönerim. Cevap veririm yani. Burada Venn şemasından bahsediyor ve birleşim ve kesişimden. Şu birleşim kısmını görmezseniz, buradan bu tanımın A ve B'nin birleşim kümesi olduğunu anlayabiliyor musunuz? Burayı görmediğinizi varsayın. X eleman A veya X eleman B demek gerçekten A birleşim B mi demek? Ben şurayı kapatsaydım da buna baktığınızda bunu anlar mıydınız? Bakın. X eleman A veya X eleman B ne demek? X ya'nın elemanı ya B'nin elemanıysa gerçekten X A birleşim B'nin elemanıdır. Kesişim içinde veya yerine V kullanılmış. X eleman E ve X eleman B. Evet, hem A'nın hem B'nin elemanıysa gerçekten A kesişim B'nin elemanıdır. Burada bizim ilkokuldan beri gördüğümüz birleşim ve kesişimi matematiksel olarak yazmış. X öyle ki X eleman A veya X eleman B, A birleşim B demek. Yine X öyle ki X eleman A ve X eleman B, A kesişim B demek.
Yine kümelerle ilgili bildiğiniz şeyler, iki kümenin kesişimi boş küme ise, yani hiç kesişim kümeleri yoksa biz bu iki kümeye ayrık kümeler diyoruz. İki kümenin kesişimi boş küme ise, yani iki kümenin kesişimi yoksa biz bu iki kümeye ayrık kümeler diyoruz. Yine iki kümen elemanların sayılar toplamını da bildiğiniz gibi şu formülle şey yaptık. A birleşim B'deki eleman sayısı eşitmiş A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı eksi A kesişim B'nin eleman sayısı. Bunu niye çıkarıyoruz? Çünkü kesişen elemanlar hem A'da yazılıyor hem B'de tekrar oluyor. O yüzden bir tanesini çıkardığımızda kümemizdeki gerçek eleman toplam sayısını buluyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi burada gölgeli kısım ne? Gölgeli kısım A fark B. Doğru mu? Gölgeli kısım A fark B. A'nın B'den farklı olan kısım. A eksi B ile gösteriliyor. Sonra matematiksel olarak şöyle yazıyoruz. X söyle ki X elemanı A fakat V X elemanı değil B. X söyle ki X elemanı A, A'nın elemanı ama B'nin elemanı değil. Yani şu kesişim kümesini çıkarıyor. Biz buna A kümesinin B kümesinden farkı A eksi B diyoruz. Yine sağdaki şekle baktığımızda A'nın dışındaki tüm küme, A'nın dışındaki tüm kümeye de ne diyoruz? X elemanı değil A. A'ya ait olmayan tüm elemanlar A'nın tümleyenidir. A'nın tümleyenidir. Yani o eksi A'da diyebiliriz. Biz buraya A'nın değiline veya A'nın tümleyenine bu evrensel küme eksi A'da diyebiliriz. Devam ediyoruz. Burada teoremlerde, ispatlarda kümelerle ilgili ispatlar veya teoremler yapıyorsak kullanacağımız sadelik kurallar var. Şimdi A kümesiyle boş kümeyi birleştirirsem A kümesi olur. A kümesiyle evrensel kümeyi kesiştirirsem yine A kümesi olur. A kümesiyle U'yu birleştirirsem U olur, evrensel küme olur. A kümesiyle boş kümeyi kesiştirirsem boş küme olur. Aynı kümeyi iki defa birleştirince A olur. Yine kesiştirsek yine olur. A kümesinin tümleyeninin tümleyeni kendisi olur. A ve B gibi iki küme varsa birleşme özelliğinin de kesişme özelliğinin de değişme özelliği var. Yani A birleşim B ile B birleşimi aynı. Yine gördüğünüz gibi A kesişim B ile B kesişimi A da aynı. Demek ki birleşim ve kesişim işaretlerinin değişme özelliği var. Yine aynı şekilde birleşim ve kesişim işaretlerinin birleşme özelliği de var. A birleşim parantez B birleşim C ile parantez A birleşim B birleşim C aynı. Demek ki hem birleşim işleminin hem kesişim işleminin birleşme özelliği var. Yine son tarafa baktığımızda kesişimin birleşim üzerinde, birleşimi de kesişim üzerinde dağılma özelliği var. Biz kümelerle ilgili bir ispat veya bir sadeleştirme yapacağımız zaman bu kuralları kullanırız. Burada yine devam ediyor kurallar. De Morgan burada da varmış. Geçen ders gördüğümüz De Morgan kuralı burada da var. A birleşim B'nin değilini alırsak A'nın değili kesişim B'nin değili yazıyoruz. A birleşim B'nin tamamının değilini alırken A'nın değili kesişim B'nin değilini alıyoruz. Aynı şekilde A kesişim B'nin değilini alırken de A'nın değili birleşim B'nin değilini alıyoruz. Şimdi yine yutma kuralı vardı. Yine geçen hafta mantıkta da vardı. A birleşim, A kesişim B A'ymış. Doğru. A ile B'nin kesiştiği yerle A'yı birleştirseniz doğal olarak A çıkar değil mi arkadaşlar? Yani burada B'nin bir anlamı kalmıyor. Yani A kesişim B ile A'yı birleştirirseniz burası zaten A'nın içinde olan bir yer. Doğal olarak sonuç A çıkıyor. Biz buna işte tan özellik falan diyoruz. A kesişim A birleşim B daha. Çünkü A birleşim B'nin birleşimi. Bunun A'nın kesiştiği yerde ne olacak? A'nın kendisi olacak. A ile A'nın tümleyenini birleştirirsek evrensel küme eder. Doğru. A ile A'nın değilini kesişirsek kesişim kümeleri yoktur. Boş küme eder. Mesela bir örnek var burada. Örneğe beraber bakalım. De Morgan kuralını ispat etmemizi istemiş. Bu De Morgan kuralıydı. Bizim
Demiurg'un kuralını adım adım ispat etmemiz istenmiş. Gerçekten böyle mi demiş. Siz bana diyorsunuz böyle bir kural var ama ben ispat etmenizi istiyorum demiş. Bakıyoruz. Şimdi A kesişim B şuydu. A kesişim B. Değil olunca X elemanı değil A kesişim de olacak. Doğru mu? Bakın. A kesişim ben değil demek. A kesişim B'nin elemanı olmayacak demek. Burada değili yansıttığımda ne oluyor? Değili dışa alıyorum. X elemanıdır. A kesişim B olacak. Onun değil olacak. A kesişim B'yi biz nasıl yazıyorduk? Önceki slaytta gördüğümüz gibi. X eleman A ve X eleman B olması lazım. Değilini aldığımda X eleman A değil X eleman A veya değil X eleman B olacak. Değil X eleman A ne demek? X'in elemanı değil demek. X A'nın elemanı değil demek. Burası da aynen X B'nin de elemanı değil demek. Doğal olarak X hem A'nın elemanı değil hem B'nin elemanı değil. Doğal olarak X A birleşim B'nin elemanı. A'nın değili, birleşim B'nin değilin elemanı. Doğal olarak şuradan en baştan A kesişim B'nin değilinin A'nın değili, birleşim B'nin değili olduğunu yani meşhur Demiurg'un kuralını adım adım ispat etmiş olduk. Ben bir dakika süre vereceğim. Adım adım şu ispatı bir anlamaya çalışın. Sonra sorularınızı alayım. Adım adım şu ispatı bir anlamaya çalışın. Adım adım bir takip edin. Sorusu olan varsa işte 3. satır veya 4. satır anlamadım şeklinde yazabilir. Peki devam ediyorum. Bir sonra bir başka ispat var. Bu ispatı bir anlamaya çalışalım. Ne demiş? A birleşim parantez B kesişim C'nin değili C'nin değili birleşim B kesişim A'nın değil olduğunu ispatlayın demiş. Bu ifadenin bu ifadeye denk olduğunu ispatlayın demiş. Nasıl ispatlarız? Yapmış. Önce Demiurg'un almış. Bu ifadenin Demiurg'un almışsa böyle olur. Sonra şu küçük parantezin Demiurg'un almış. Bu hale geldi. Birleşme özelliğini kullanmış. A ile pardon daha özür. Burada birleşme özelliğini kullanmamış. Burada kesişimin değişme özelliğini kullanmış. Bu hale getirmiş. İçeride birleşimin değişme özelliğini kullanmış, bu hale getirmiş. En son şu ifade, bu ifadeye denk hale gelmiş. Gördüğünüz gibi bizlerin mühendisler olarak, sadece bilgisayar mühendisleri değil, bir mühendisin matematiksel teoremleri ispat etme yeteneğinin olması gerekiyor. Birden fazla küme için işte ne vermiş? Üç kümenin birleşimi veya üç kümenin kesişimi de olabilir. Eğer A kesişim B deseydik sadece bura olurdu. Veya A kesişim C deseydim bura olurdu. B kesişim C deseydim bura olurdu. Burada A ve A, B, C'nin üçünün kesişim noktasını bize göstermiş. Demek ki birden fazla kümeyi de biz birleştirebiliyoruz veya kesiştirebiliyoruz. Bu işareti muhtemelen yeni görmüş olacaksınız. Aynı toplamda olduğu gibi
A1'den N'e kadar N tane kümenin birleşimini yazmak istiyorsa A1 birleşim, A2 birleşim, nokta nokta birleşim, AN kümesinin tamamının N tane kümeyi birleştirmek istiyorsa şu şekilde yazabiliriz. I eşit 1'den N'e AI. Bu A1'den AN'e kadar kümenin birleşimini gösteren işaret. Aynı şekilde biz A1 kesişim, A2 kesişim, nokta nokta AN kesişimi bulmak istiyorsak bunu da yine I eşit 1'den N'e AI şeklinde yazabiliriz. Yani şu ifadeler gördüğünüzde artık ne olduğunu biliyoruz. Bu 1'den N'e kadar A1, A2, AN'in birleşimi. Bu da yine aynı kümelerin kesişimini gösteren işaret. Şimdi ilk alt başlığımız bitti. Sorularınız varsa alayım. Anlamadığınız yer varsa alayım. Hocam 4. satır. Peki. Burası mı? Burası mı? Muhammed gösterdiğim yer mi? Evet yazabilirsin veya hayır. Şura mı? Bir alt. Şu mu? Muhammed, üste bakıyoruz. X elemanıdır A'nın değeri nedir arkadaşım? X elemanıdır A'nın değeri nedir? X A'nın elemanı diyor. Tersi nedir? X A'nın elemanı değil. Sadece onu yazmış. X B'nin elemanının tersi ne demek? X B'nin elemanı değil. Yanlış anlamadıysam şuradan şuraya nasıl geçtiğini anlamadım. Şuradan şuraya nasıl geçtiğini anlamadım. X elemanı A ise evet bunun tersi nedir? X elemanı değil A. Bunu o yüzden bu şekilde yazmış. Burayı mı sordun? Anlaşıldı mı peki Muhammed? Peki. Başka sorusu olan varsa yazabilir. Sorularınız varsa alayım yoksa fonksiyonlara geçeceğiz. Kümelerle ilgili aklınıza takılan, aklınıza yatmayan bir yer varsa sorun. Peki devam edelim o zaman. Sorusu olan varsa yine yazabilir tabii. Fonksiyonlar. A ve B boş olmayan kümeler olsun demişiz. A'dan B'ye bir f fonksiyonu. İşin püf noktası bura. A'nın her bir elemanına karşı B'nin bir elemanına atanması. Tam olarak bakın ne 2 ne 0. A'nın her bir elemanına karşılık A'nın A'dan B'ye bir fonksiyonsa A'nın her bir elemanına karşılık B'nin sadece bir elemanı tanıması. Bu fonksiyonun tanımı. İşte bağıntıdan demin bahsettik. Bağıntı, ilişki ve relation diye de geçiyor bizim kitaplarda, bilgisayarla ilgili kitaplarda. Lisede bağıntı olarak gördük ama biz bilgisayar biliminde ilişki ve relation olarak görüyoruz. Sonuçta bağıntı senin de söylediğim gibi A çarpı B kartezyen çarpımının alt kümelerinden biri. Fonksiyon da bağıntının bir alt kümesi ama şartı ne? A küçük A elemandır büyük A kümesinin, küçük B de elemandır büyük B kümesinin olmak üzere her A elemanı için, her A elemanı için, bu önemli, tek bir A virgül B ikilisinin olduğu bağıntılardır. Her bir A elemanı için tek bir A virgül B ikilisinin olduğu bağıntıdır diyor. Bazı bilgisayar bilimi kitabında mapping, haritalama veya transformation, dönüşüm diye de geçen kavramlar var. Kavramlar da fonksiyon. İşte mapping veya transformation diye terimler görürseniz bunlar da fonksiyonun aynısı. Özellikle mapping böyle discrete sistemlerde daha çok kullanılıyor. Ayrı sistemlerde. Şimdi fonksiyonlar bilgisayar biliminde kullanılıyor mu? Evet. Mesela biz şöyle bir ifade yazdığımızda biz aslında bir fonksiyon yazmış oluyoruz. Floor, parantez içinde float rel dediğimizde nokta nokta bizim yazdığımız aslında bir fonksiyon.
bizim yazdığımız aslında bir fonksiyon. Demek ki fonksiyonlar bilgisayar biliminde de özellikle algoritmalarda birçok yerde kullanılıyor. Fonksiyonların özellikleri vardı. İki fonksiyon toplanırsa yine bir fonksiyon olur. F1x ve f2x gibi iki fonksiyon toplanırsa toplamda yine bir fonksiyon olur. Yine f1 ve f2 gibi iki fonksiyon çarpılırsa çarpım yine bir fonksiyon olur. Bunlar fonksiyonların genel özellikleri. Fonksiyonun tanımını demin vermiştik ya. Bu taraftaki her bir eleman için bu tarafta tek bir eleman olacak demiştik. Gerçekten bakıyoruz. A'nın bir karşılığı var sadece, B'nin bir karşılığı var, C'nin bir karşılığı var, D'nin bir karşılığı var. Yani A'nın kümesi şöyle söyleyebiliriz. Biz buraya, bura önemli, domain diyeceğiz. Buranın adı domain, domain kümesi. Buraya da codomain, codomain diyeceğiz. Biz fonksiyonun giriş kısmına domain diyeceğiz. Domain. Fonksiyonun çıkış kısmına da codomain diyeceğiz. Şimdi genelde fonksiyonla demin de zaten birkaç arkadaş yazdı. Birebir fonksiyon, örten fonksiyon gibi kavramları karıştırıyorsunuz. Fonksiyon birebir olmak zorunda da değil, örten olmak zorunda da değil. Yani fonksiyon tanımı birebir örtenle aynı değil. Demin biri yazmıştı birebir mi olması gerekiyor diye. Hayır, birebir olması gerekmiyor. Gerek olan şey ne? Domain'deki yani girişteki her bir elemanın çıkışta yani codomain'de bir karşılığı varsa biz buna fonksiyon diyoruz. Mesela A ile B X'de 1'e gelebilirdi. A ile B 1'e gelebilirdi. Bu fonksiyon olmasını engellemez. Ama A hem 1'e hem 2'ye gidemezdi. A, şu küçük A, hem 1'e hem 2'ye gidemezdi. Niye dedik? Tanımda ne dedik çünkü? A'nın her bir elemanına tam olarak B'nin bir elemanının atanmasıdır. A'nın her bir elemanına tam olarak ne eksik ne fazla, ne 0 ne 2. A'nın her elemanına B'nin bir elemanının tam olarak atanmasıdır dedik. Yani tekrar ediyorum. Burada A ile B 1'e gidebilirdi. Bu fonksiyon olmasını engellemez. Hatta A, B, C, D'nin hepsi 1'e gidebilirdi. Bu da fonksiyon olmasını engellemez. Ama A'dan çıktığımda hem 1'e hem 3'e gitseydim bu artık bağıntı olurdu ama fonksiyon olmazdı. Bağıntı olurdu. Kartezyen çarpımının çünkü bir alt kümesi. Ama fonksiyon olmazdı. Dediğim gibi fonksiyon demek birebir örten demek değil. Fonksiyonun tanımı domain kümesindeki her bir elemanın o domain kümesinde yani görüntü kümesinde tek bir karşılığı varsa buna fonksiyon diyoruz. Ha, biri örtendir, onlar ayrı. Şimdi onları göreceğiz. Ama lütfen kafanızdaki kavramları ayrıştırın. Fonksiyon demek muhakkak birebir örten olacak demek değil. Şimdi burada şu ifadeden ne anlıyoruz? F A eşit F B ise A eşit B'dir. F A eşit B ise bunu sözel olarak nasıl yorumlarsınız? Bir yazın. F A eşit F B ise A eşit B dediğince ne anlıyorsunuz? Hayır. Ne anlıyorsunuz? Şu ifadeden ne anlıyorsunuz? Hani ipucu var zaten ifadede. Başlık ne? Birebir. Demek bu birebiri anlatıyor. Birebir ne demek? F A eşit F B ise A eşit B'dir. Ne anlıyorsunuz? Zaten bak başlık demiş bunu. Demek ki birebir fonksiyonların tanımı. Ama nasıl? Tüm A'lar ve tüm B'ler için F A eşit F B ise
Ay şık be, neden? Evet, diyor ki iki sayının görüntü kümesi aynıysa, iki sayının yani şu görüntü kümesi aynıysa iki sayı aynıdır. Eğer değilse fonksiyondur ama birebir değildir. Düşünün. Hem A 1'e gitti hem B 1'e gitti. O zaman zaten hem A 1'e gitti hem de B'nin 1'e gittiğini düşünün. O zaman ne oluyor? Birebirlik kalmıyor. Yani FA eşit FB iken A eşit B olmayabiliyor. Çünkü FA eşit FB ise biri A, biri B aynı değil. Eşit değil bakın. Bu tanım birebirin tanımı. Çünkü FA eşit FB ise arkadaş A ile B aynı sayıdır. Başka olamaz. Eğer olursa fonksiyon olur ama birebir olmaz. Birebir fonksiyon olmaz. Tamam. Monoton artan, monoton azalan, artan azalan diye kavramlar var. Bunlar da illa ki üniversite sınavına hazırlanırken görmüşsünüzdür. Artan ne demek? Y büyük x iken f'ye de x'ten büyükse bu fonksiyona monoton artan diyoruz. Y büyük x iken y büyük x iken f'ye de f(x)'ten büyükse artan diyoruz. Y büyük x iken f(x) daima f'ye'den büyükse buna da azalan fonksiyon diyoruz. Artan azalan. Y x'ten büyükken f'ye de f(x)'ten büyükse artıyordur. Ama y x'ten büyükken f(x) f'ye'den büyükse bu fonksiyona da biz azalan fonksiyon diyoruz. Şimdi geldik örten fonksiyona. Örten fonksiyon özelliği ne? Görüntü kümesinde yani kod domaininde boş eleman kalmıyorsa biz bunların örten diyoruz. Zaten burada hepsi dolu olmak zorunda. Domaindeyken hiçbir boş olmaz. Yoksa fonksiyon olmaz. Eğer kod domain kümesinde yani görüntü kümesinde tüm elemanlar doluysa biz buna örten fonksiyon diyoruz. Peki şu tanım bunu karşılıyor mu matematiksel olarak? Tüm y'ler için bazı x, f(x) eşit y demiş. Bu ifade gerçekten örten fonksiyonun tanımı. Bir bakın. Evet, bu ne diyor? Tüm yerler için Debra en az bir x vardır. Doğru. Bak, tüm yerler için en az bir x vardır. Yani hepsi doludur. Hepsi görüntü kümesindeki, kodomeyindeki hepsi doludur diyor. Buna gerçekten örten fonksiyonu tanımlıyor. Evet, x'ten çıkan her fonksiyon y'de vardır. Evet, çok güzel. Şimdi aslında fonksiyon konusunun özeti bu tablo. Fonksiyon konusunun özeti bu tablo. Şimdi şu a'ya bir bakın. Herkes a'ya konsantre olsun. Birebirdir diyor, örten değildir. Doğru mu? Şu a şekli için diyor ki birebirdir. Fakat örten değildir. Niye? A'nın, B'nin, C'nin karşılığı farklı sayılar. Hakikaten birebir. Hiçbir aynı sayıya gitmemiş. Ama örten değil. Niye? İki boşta kalmış. Örtülmemiş. Evet, birebirdir. Çünkü domain kümesindeki yani tanım kümesindeki her elemanın karşılığı farklı bir sayı. Çakışmamış. A ile B aynı sayıya gitmemiş mesela.
birebirdir. Tekrar ediyorum, bu 5 ABCDE şekilleri masa fonksiyonları özetleyen slayt. Bir sonrakine bakıyoruz. B şekline örtendir diyor. Birebir değildir. Evet, örten bir görüntü kümesinin hepsi dolu. Neden birebir değil? Çünkü A ve D aynı sayıya gelmiş. Birebir değil. Hem A'nın görüntüsü 2, hem D'nin görüntüsü 2. O yüzden bu B şekli de örten olmasına rağmen birebir değil. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Fonksiyon olma ayrı bir şey, birebir olma ayrı bir şey, örten olma ayrı bir şey. Karıştırmayın. Geldik C şekline. Hem birebir hem örtendir diyor. Doğru. Hepsi örtülmüş. Tüm elemanlar dolu. Görüntü kümesindeki, yani kodomeyindeki tüm elemanlar dolu. Aynı zamanda birebir her elemanın görüntüsü birbirinden farklı. A, B, C, D'nin hiçbirinin görüntüsü birbirinden aynı değil. B'ninki 1, A'ninki 4, C'ninki 3, D'ninki 2 gibi. Bu hem birebir hem örten. En soldaki birebir de örten değildi. İkincisi örten birebir değil. Ama C şekli hem birebir hem örten. C şekline bakıyoruz. Ne birebir ne örten diyor. Evet, hem birebir değil hem örten değil. Neden? Çünkü örten değil, 4 boşta kalmış. Birebir değil çünkü A'nın da C'nin de görüntüsü 2. E şekli çok güzel. Bu bir fonksiyon değil diyor. Bu bir bağıntı ama bir fonksiyon değil. Neden? A'nın görüntüsü hem 2 hem 4 olamaz. Fonksiyonu tanımlarken yaptığımız tanıma uymuyor. A'nın görüntüsü hem 2 hem 4 olamaz. Bu bir bağıntıdır. Kartezyen kümesinde bir alt kümesidir. Ama fonksiyon değildir. Bu 5'i bu fonksiyonla ilgili kısmın çok güzel bir özeti. Sorusu olan var mı böyle ilgili? Fonksiyon anlaşıldı mı? Fonksiyonun ne olup ne olmadığı anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlamadığınız bir yer var mı? Peki, anlaşılıyorsa devam ediyorum. Yine fonksiyonlardaki kavramlar, bir fonksiyonun tersini alamak var. Bir fonksiyonun tersini almak var. Bir fonksiyonun tersi olabilmesi için ne olmalı? Bir fonksiyonun tersi olabilmesi için ne olmalı? Birebir örten olmalı değil mi? Bir fonksiyonun tersinin olabilmesi için o fonksiyonun birebir örten olması gerekiyor. Bir fonksiyonun tersinin alınabilmesi için o fonksiyonun birebir örten. Zaten birebir örten olmazsa ne olur? Her elemanın tersi olmaz. Belki fonksiyon olmaz. Şimdi şöyle düşünün. Tekrar şu şekli açacağım. Şimdi mesela hangisine şu? Şuna bakalım. Şu B şekline bakalım. Şimdi bunun bu fonksiyonun tersini de alalım. Şimdi tersi fonksiyon olmuyor. Niye olmuyor? İki sayısı hem A'ya geliyor hem D'ye geliyor. Bakın. Bu f ise f üzeri eksi 1 tersini alacaksam eğer bu sefer okların yönü ters olacak. Bu okun yönü 2'den A'ya doğru olacak. Bu okun yönü 1'den B'ye doğru olacak. Bu şekilde gidecek. Bu sefer bakıyorum fonksiyon olmuyor bu. Niye fonksiyon olmuyor? Çünkü iki sayısının hem A görüntüsü olacak hem D görüntüsü olacak. Fonksiyon tanımına uymuyor. O yüzden bir fonksiyonun tersinin alınabilmesi için o fonksiyonun birebir örten olması şart. Burada da f üzeri eksi 1 yazacaktık. Yanlış yazmışız. Tamam mı? Bu fonksiyonun tersinin olabilmesi için birebir örten olması lazım.
birleşke fonksiyonlar var. Bunları da gördünüz. Fog, gof gibi fonksiyonlar var. F birleşim G, G, G gof yazdığımızda da G birleşim F. Burada da biz neyi biliyoruz? Fog ile gof eşit değil. Yani F birleşim G ile G birleşim F'nin aynı olmadığını biliyoruz. Demek ki bu birleşimde de değişme özelliği yok. Fonksiyonların birleşmesinde de değişme özelliği yok. Fog ne demek? F'deki bir fonksiyonu alıp karşılığını buldum. Bu sefer onu girişe alıp diğer bir fonksiyonda çıkışı buldum. Yani A'yı F fonksiyonuna, işte pardon, G fonksiyonuna koyup karşılığını buldum. Sonra karşılığını da işte F fonksiyonuna koyup bu sefer karşılığını buldum. Biz buna birleşke fonksiyon diyoruz. Bir tane örnek var. Fx 2x artı 3 demiş. Gx de 3x artı 2 demiş. Hem fogunu yazmış hem gofunu yazmış. Fogu yazdığında sonuç 6x artı 7 çıkmış. Gofunu yazdığında da 6x artı 11 yazmış. Bu da fogla gofun, yani F birleşim G ile G birleşim F'nin aynı olmadığını, değişme özelliğinin olmadığını bize gösteriyor. Biz burada fogu ve gofu nasıl aldık? İşte şu 3x artı 2'yi alıp komplesini şuradaki x'in yerine koyduk. 2 çarpı 3x artı 2 artı 3 oldu. O da 6x artı 7 oluyormuş. Gofu alırken de şu 2x artı 3'ü alıp şuradaki x'in yerine koyuyoruz. O da 3 çarpı 2 x artı 3 çarpı 2 ediyor. Bu da sonuç olarak 6x artı 11 ediyor. Şimdi bizim için önemli fonksiyon var. Fonksiyonu biraz tartışacağız birkaç slide. Floor ve ceiling fonksiyonları. Bunları aslında algoritmadan biliyorsunuz. Floor fonksiyonunun ne olduğunu da biliyorsunuz. Ceiling fonksiyonunun ne olduğunu da biliyorsunuz. Floor ve ceiling algoritmalarda da çok karşınıza çıkmıştır ama matematiğin en fazla kullanacağımız ders algoritma analizi dersi. Biz algoritmaları analiz ederken floor ve ceiling fonksiyonları çok sık karşımıza çıkacak. Floor ne? O şu şekilde gösteriliyor. İşte mutlak değere benzer bir işaret ama alta kıvrımlı. Bu floor fonksiyonu 1 bölü 2 tabana yuvarlarsak sonuç ne olur? 0 olur. Şu yine mutlak değere benzer üstte kıvrılı fonksiyonsa tavan, ceiling fonksiyonu. Floor taban demek, ceiling tavan demek. Yani şu işaret alta yuvarlıyor, şu işaret üste yuvarlıyor. Eğer kıvrım alta doğruysa, sizin de gördüğünüz gibi alta yuvarlamış. 1 bölü 2'yi, 0,5'i tabanını alırsak 0, üste yuvarlarsak 1 elde ederiz. Benzer şekilde örnekler var. İşte 3,1'i yukarı yuvarlarsam 4 eder, aşağı yuvarlarsam 3 eder. Tekrar ediyorum, floor ve ceiling fonksiyonları özellikle algoritma analizi dersinde karşımıza çıkacak fonksiyonlar. Yani burada en tam sayı olacak. Tam sayılarda geçerli fonksiyonlar bunlar. Biz bir sayıyı floor fonksiyonuna alırsak o sayı ne oluyor aslında? O sayının bir eksiği bir fazlası arasında bir sayı oluyor. Aynı şekilde üstte yuvarlarsak da aynı. Sadece burada ne var? N artı 1 küçük eşit. Burada büyük eşit n eksi 1 var. Yine bir sayının floor'u n'sinden daima küçük ve eşittir. Bakın. 3,1 3. Eğer ben bunu şey yaparsam 3,1 3'e göre büyük eşittir. Ama 4 de daima 3,1'e göre büyüktür. 3,1 şu örneğe bakın, şu sağdakine göre yapalım. 3,1 büyük eşittir 3, doğru. 4 de büyüktür. 4 artı 1 de büyüktür x demiş. Burada yine bir başka kural. Negatiflik varsa negatifi floor'un ve ceiling'in dışına çıkarabiliyorum. Şöyle eksi x varsa eksiği başa alıp sadece ne? De Morgan'a benziyor biraz. Floor'sa ceiling yapıyoruz. Ceiling ise floor yapıyoruz. Bakın. Burada floor alta yuvarla, eksiği dışarı çıkardığında üstte yuvarlı oluyor. Bu da yine biraz De Morgan kuralına benziyor. Yine floor ve ceiling fonksiyonlarında reel kısmı aynen dışarı, özür diliyorum, çok özür diliyorum. Tam sayı kısmı dışarı aynen çıkarabiliriz.
3 artı 0,5 ise 3'ü gayet rahat dışarı çıkarıp 0,5'i bırakabilirim. Yani bir sayımız tam ve reel kısımlardan oluşuyorsa tam olan kısmı doğrun veya seyirgin dışına çıkarabiliriz. Bunları niye anlatıyoruz? Yine sadeleştirmede bunları kullanacağız. Fonksiyonların ispatında da kullanacağız. Algoritma analizinde de gördüğümüz kuralları kullanacağız. Örnek vermiş. Şunu ispatlayın demiş. Sizce eşit midir? 2x floor eşit midir? X floor artı x artı 1 bölü 2 floor. Fikriniz ne? Sizce bu ifade eşit midir? Yapmaya çalışın. Bu ifade eşit midir? Yorumlarınız ne? Önce yazın, sonra ben anlatayım. Yorumlarınız var mı? Arkadaşlar, herkes bir konsantre olsun. Şurada 1 bölü 2'den dolayı aslında 2 tane senaryomuz var. İkisi de bir reel sayı, küsuratlı bir sayı düşünün, reel sayı düşünün. Burada 2 senaryomuz var. Eğer x'in noktadan sonraki reel kısmı, tam sayı olan kısım değil de diğer kısım 1 bölü 2'den büyükse farklı bir senaryo oluyor. 1 bölü 2'den küçükse ayrı bir senaryo oluyor. Doğru mu? Bakın şu ikisi de bir reel sayı düşünün. İşte 3.3, 3.6, 3.7 bir sayı düşünün. Eğer o 3 noktadan sonrası 1 bölü 2'den büyükse bir başka sayı oluyor değilse daha bir alttaki sayı oluyor. Örnek vereyim. 3.6 desem 0.5 de buradan geliyor. 4.1, 4 ediyor. Ama 3.2 desem şey de buradan geliyor. 3.7 ediyor, 3 ediyor. Yani 1 bölü 2'den büyükse 1 üstteki sayı eder, 4 eder. Ama küsurat 1 bölü 2'den küçükse 3 eder. O yüzden kritik parametre bu soruda bu. Bizim o zaman bu soruyu çözerken iki senaryoya da dikkat etmemiz lazım. X sayısının, reel kısmının, noktadan sonraki kısmının 1 bölü 2'den küçük olduğu kısmı ayrı analiz etmemiz lazım. 1 bölü 2'ye eşit veya büyük olduğu kısmı ayrı analiz etmemiz lazım. Ahmet neyi sordun? Niye aşağı yuvarlıyorum? Neyse sen sorunu daha açıklayacağız bu süreçte. Örnek 27 demişim. Bakayım neymiş. Buraya da bakın. Hakikaten burada da eğer o küsurat şu epsilon 1 bölü 2'den ise ayrı bir işlem yapmış. İkiye eşit iken olduğunu göstermiş. Küsurat 1 bölü 2'ye büyük veya eşitse yine ayrı işlemler yapmış. Yine bu sefer ikisinin de iki tarafın da 2n artı 1, 2n artı 1 olduğunu göstermiş. Her iki durumda da eşitliğin sağ tarafı ile sol tarafı birbirine aynı. Bir gelin önce şunu varsayalım. Şu x sayısı noktadan sonraki kısmı 1 bölü 2'den küçükse ne olur?
Burada yine x olmaz mı? Tahta açacağım. Tahta da yapayım. Şimdi yazımız kötü ama x sayısını tam kısmı ve küsuratlı kısmı ayırdım. Tamam. Tam kısmını ve küsuratlı kısmı ayırdım. Şimdi ilk senaryo küsuratlı kısmın küçük 1 bölü 2 ise. Formülüm neydi? 2x. Arkadaşlar bilgisayarda zor oluyor. Şu an yanında tablet. Soru da buydu. Şimdi burada küsurat 1 bölü 2'den küçükse ne olur? Bura n olmaz mı arkadaşlar? Küsuratı gitti, n kaldı. Bura ne olur? Küsurat 1 bölü 2'den küçükse 1 bölü 2 ile topladığımda halen n olur. Bura 2n. Şurada 2n artı 2 epsilon olur. 2n artı 2 epsilon olur. 2 epsilon toplamı da 1 bölü 2'den küçük olacağı için şuradan dolayı 2n olur. 2n eşittir. 2n olduğu için ilk şeyi sağladı. İlk senaryoyu sağladı. Her ikinci senaryoyu da sağladı. Evet, ispat etmiş olacağız. Şimdi ben silmeden şu ilk senaryoyu bir anlamaya çalışayım. Pardon. Gerisilerin belki daha yazalım. X eşit mi? X artı X artı 1 bölü 2. Birinci senaryo ne dedik? Burada da hemen şu kavramı yazacağız. N'in N artı X artı böyle yazacağız. A kısmını ayıracağız. Diğer kısmı kalacak. O zaman burada ne oluyor? 2N artı 2 epsilon. 2 epsilon arkadaşlar. Epsilon 1 bölü 2'den küçük olduğu için bura 1'den küçük olacak. Doğal olarak tam kısım halen 2n kalacak. Diğer tarafa bakıyorum. Bura n artı epsilon. Burada n eder. Çünkü epsilon 1 bölü 2'den küçük. Şurada n artı epsilon artı 1 bölü 2. Şimdi bura 1 bölü 2. Burada 1 bölü 2'den küçük bir şey olduğu için burada n eder. Doğal olarak 2n eşittir. N artı n sağladı. Şimdi ikinci senaryoyu yapalım. Yani epsilonun büyük eşit 1 bölü 2 olduğu senaryoyu yapalım. Bu sefer bura yine n olacak. Yine 2n artı 2 epsilon olacak. Peki 2n artı 2 epsilon sonucu ne olur şura? X'de 1 bölü 2'den büyük, 2 çarpı 1 bölü 2 birden büyük bir şey çıkar. Artık buranın tam kısmı 2n artı 1 olmaz mı? Oldu. Bura n artı epsilondu. Bu yine n olur.
artı n artı epsilon artı 1 bölü 2. Şimdi bu da 1 bölü 2'den büyük olduğu için ikisi birden büyük bir sayı eder. Bu da doğal olarak n artı 1 eder. 2n artı 1 eşittir 2n artı 1 olduğundan bu durumu da sağladı. Ve bu ifadenin doğru olduğu ispat edilmiş oldu. Silmeden, varsa burayla ilgili sorularınızı yazın. Ben silmeden burayla ilgili sorularınızı yazın. Anlamadığınız yeri yani. Bu örnek anlaşıldı mı? Anlaşılmadıysa neler anlaşılmadı? Şimdi bir de şey söyleyeyim. Mesela vaktin zamanında bu soruyu, bunu anlatmışım. Sınavda sorarken şunu sormuşum. Halen arkadaşlar iki duruma göre analiz etmiş. 1 bölü 2'den büyük olması ve küçük olması. Ya biraz yorum yaptım. Ezber gitmeyin. Neyi sormuşum? Göstereyim hemen. Görmüyorsunuz. Biliyorum. Açacağım şimdi. Ben hocam bir gel ders yapıyorum. Arkadaşlar sesim geliyor. 72 nolu örneği sormuşum sınavın birinde. 72. soruyu sormuşum. Tamam mı? 72. soruyu görüyorsunuz değil mi? 72. soruyu sormuşum sınavın birinde. Soruyu sormuşum. Bunu ispat ederken hangi senaryolar olur sizde? Yine x 1 bölü 2'den büyük ve 1 bölü 2'den küçük durumundan bakarsınız. Böyle bir soru geldiğinde. Şu soruyu sordum. Şimdi burada 3 duruma bakacağız değil mi? Şu küsuratın yani n artı epsilon dedik 1 bölü 3'ten küçük olma durumu, 2 bölü 3'ten küçük olma durumu, 2 bölü 3'ten büyük olma durumu. Burada 3 senaryo var. Yani hepsine 1 bölü 2 almayacaksınız arkadaşlar. Yorumlayacaksınız. Burada niye? 1 bölü 3'ten büyük olduğunda küsurat bunun değerini 1 artırıyor. Bunu da 1 artırıyor. Bunu artırmıyor. 2 bölü 3'ten büyük olduğunda ikisinin de değerini 1 artırıyor. 1 bölü 3'ten küçükse hiçbirini değiştirmiyor. Yani burada 3 senaryo.
x'i yine n artı epsilon şeklinde yazacaksınız. Epsilonun 1 bölü 3'den küçük olma durumu birinci bacağınız senaryo. 2 bölü 3'den küçük olma durumu ikinci bir senaryo. 2 bölü 3'den büyük olma durumu da üçüncü bir senaryo. Bunu sormuşum. İnanın hatırı sayılı derecede arkadaş 1 bölü 2'den küçük olma durumu demiş, 1 bölü 2'den büyük olma durumu demiş. Ezberlemeyin, yorum yapın. Tamam, bu soru da ödeviniz olsun. 72 numaralı soru. Evet, anlaşılıyor mu ders? Örnek 27-28 demişiz. Bakalım onlar neymiş? Evet, örnek 27 ile 28'de siz ödersiniz. Öderim. Örnek 27 şu 2x eşit nedir? X artı x artı 1 bölü 2. Ve x artı y'nin sailing'i eşit midir? X sailing artı y sailing. Örnek 27, örnek 28 ve demin geçen sene sınavda sorduğum soru 72. 3'ü ödeviniz. Tamam. Arkadaşlar bakın bir şey tekrar dikkatinizi çekeceğim. Dersin başından beri söylüyorum. Bu kitap çok iyi bir kitap. Dünyada tüm büyük bilgisayar mühendisleri, MIT'den tutun, ODTÜ'sü, Bilkent'i falan. Hepsinde okutulan ayrı matematik kitabı bu. Çok sade yazılmış, çok güzel bir kitap. Soruları da buradan soruyoruz. Lütfen bu kitabı bir kurcalayın. 1000 sayfalık kitabın hepsini anlatamıyoruz. Önemli yerine geçiyoruz çünkü yetmez. Ama bu kitap çok baba bir kitap. Sizlere de PDF'ini verdim. Bence ara sıra bakın örneklerini çözün. Evet. Eğer fonksiyonlar aileten olur ve sailing fonksiyonlarına anlaşıldıysa son alt başlığımıza geçeceğiz. Diziler ve toplam. Ama varsa sorularınız fonksiyonlarla ilgili veya floor sailing değil, yazın cevap verip öyle geçeyim. Sorular olan varsa sorun. Öyle devam edeyim. Anlamadığınız bir yer veya sorularınız varsa yazın, cevap vereyim, öyle geçelim dizilere. Ve dediğim gibi kitap çok güzel, çok basit, sade yazılmış bir kitap. Matematik, dil evrensel, çok iyi İngilizceniz olmasa da kitabı çok rahat anlayabilirsiniz. Evet, soru yoksa devam ediyorum. Yine sorusu olan yazsın. Alt başlığımız diziler ve toplam işareti. Dizi nedir? Dizinin tanımını bir düşünün hayalinizde. Ne olduğunu biliyorsunuz ama ifade edemiyorsunuz. Aynı fonksiyonlar ve bağıntı ifade edemediğiniz gibi aklınızda ne olduğu var ama matematiksel tanımı yok. Ama artık olmalı. Sizler mühendissiniz. Bunlar size gerekli. Dizi neymiş? Dizi evet biliyorum. 1, 3, 9, 27 dizi. Şurada veriyorum. 1, 3, 5, 7 de dizi. Ama dizinin tanımı ne? Dizi diyor ki tam sayıların alt kümelerinden s gibi bir başka kümeye bir fonksiyon gibi düşünülebilir. Evet aslında dizi bir fonksiyondur. Dizinin mesela şunun fonksiyonunu yazalım. Bu nasıl bir fonksiyon? 0 verdiğimde 1 olur. 1 verdiğimde 3 olur. 3 verdiğimde 5 olur. Dikkat ederseniz nokta nokta gidiyor. Yani şu 1, 3, 5, 7 aslında bir fonksiyon. Ama bu fonksiyonda tek şart var. X tam sayı olacak. Çünkü dizinin birinci elemanı, ikinci elemanı, üçüncü elemanı diyoruz ya. Dizinin birinci elemanı, ikinci elemanı. O yüzden dizilerde, diziler fonksiyondur, evet. Ama giriş değeri tam sayı olacak. Çünkü dizinin bir buçuğuncu elemanı diyemem. Ya birinci elemanı diyeceğim ya ikinci elemanı. O yüzden biz dizilerin matematiksel tanımını şöyle diyoruz.
diziler tam sayıların alt kümelerinden bir başka kümeye bir fonksiyon gibi düşünebilir. Örnek 1, 3, 5, 7 dizisinin aslında bir fonksiyon olduğunu biliyorum. Ama fonksiyonun girişi tam sayı olmak koşuluyla. Şimdi diziler bize nerede lazım olacak? Diziler ve toplam işareti arkadaşlar çok önemli. Algoritma analizinde biz yazdığınız şu kodlar yazıyorsunuz ya işte algoritmadan. O kodların satır satır ne iş yaptığını yanına yazıp toplayıp algoritma analizi dersinde. Biz algoritma analizi dersinde sizin yazdığınız kodları alacağız hep beraber. Her satırda ne kadar işlem yapıldığını bulacağız. Sonra da tüm satırlarda yapılan işlemleri alt alta toplayarak o algoritmanın hızını bulacağız beraber. Bunu bulurken de alta toplarken toplam işareti çok işimize yarayacak. Bazen döngülerde işin diziye döndüğünü göreceğiz. Özellikle döngülerde. O yüzden bizim algoritmaların analizini yapabilmemiz için veya 3. sınıftaki algoritma analizi dersini iyi anlayabilmemiz için dizileri ve toplamı iyi bilmemiz gerekiyor. Şurada bir dizi var. Bakın önemli bir şey söyleyeyim. Gerçekten fonksiyon tanımına uyuyor mu? Tam sayılar kümesinden bir fonksiyon. En tam sayı değil mi? 1 bölü n diye gidiyor. Bakın bu bir fonksiyon. Ama fonksiyonun girişi en tam sayı. O yüzden diziler tam sayılardan başka sayılara, tam sayılardan tam olur, reel olur veya başka bir şey olur. Tam sayılardan bir başka kümeye bir fonksiyondur. Tamam. Bakın burada da mesela A'nın birinci elemanı, ikinci elemanı, üçüncü elemanı, dördüncü elemanı diyor. Bu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü dediği tam sayı. O yüzden diyoruz ki diziler tam sayılardan başka bir kümeye fonksiyondur. Şimdi burada da mesela reel sayılar olarak gidiyor ama bu da ne? Aslında 1 bölü n. Yani yine tam sayılardan reel sayılara bir fonksiyon. Nasıl bir fonksiyon? 1 bölü n şeklinde bir fonksiyon. Geometrik dizi var. Yine bunları biliyoruz. Lisede de gördük, üniversitede de gördük. Geometrik dizi ne? D'de kare, R küp şeklinde artan dizilere biz geometrik dizi diyoruz. Örnek 2 demişim. Bakalım örnek 2 ne? Örnek 1, örnek 2. Şu an mesela eksi 1 üzeri n bir geometrik dizi midir? Bn eşittir eksi 1 üzeri n. Bu bir geometrik dizi midir? Bunu soruyorum. Bn eşittir eksi 1 üzeri n bir geometrik dizi midir? Şu forma uyuyorsa geometrik dizidir. Şu forma uyuyor mu? Bu biçimde yazılabiliyor mu? A, A, R, A, R, K, nokta, nokta. Bu biçimde yazılabiliyorsa geometrik dizidir. Şu Bn eşittir eksi 1 üzeri n bir geometrik dizi midir? Yani bunu bu şekilde yazabilir miyim? Geometrik dizidir değil mi? Aslında bu ne? Bu şekilde yazarsak 1 çarpı değil mi? Eksi 1 üzeri n. Eksi 1 üzeri n. Bu formda yazabiliyoruz. Bu bir geometrik dizidir. Peki şu Cn geometrik dizi midir? 2 çarpı 5 üzeri n uyuyor mu? Bu direkt uyuyor zaten. A burada A2, R5. 2 çarpı 5 üzeri n. A2, R5. Ne? 2. 2 çarpı 5 üzeri 0. 2 çarpı 5 üzeri 1. 2 çarpı 5'in karesi. 2 çarpı 5'in küpü şeklinde gidiyor. O zaman bu da bizim için bir geometriktir. 6 çarpı 1 bölü 3 üzeri n de bizim için bir geometrik dizidir.
Burada da 6A 1 bölü 3 de R. 6A'yı gösteriyor. 1 bölü 3 de R'yi gösteriyor. Demek ki geometrik dizilerin genel yazım şekli bu şekilde. Örnek 2'de gördüğümüz BN, CN, D'nin hepsi de geometrik diziye bir örnek. Aritmetik diziye bakalım. Aritmetik dizilere artım D şeklinde 1D, 2D, 3D, D kadar artıyor. A artı N çarpı D. Aritmetik diziye de örnek ne demiş? Örnek 3 demişiz. Bakalım o neymiş? Mesela 1 artı 4 çarpı N. Bu bir aritmetik dizi. Veya 7 eksi 3N. Bu da bir aritmetik dizi. Niye? 1, 3, 2, 3, 3, 4, 3 şeklinde gidiyor. Eksi 1 üzeri 0 verdiğinde ne olur? Eksi 1 ile başlar. 1 verdiğinde eksi 1 artı 4, 3 olur. 2 verdiğinde 7 olur. 4'er 4'er artarak giden bir dizi. Şurada vermiş bakın. Sn eşit eksi 1 artı 4 n'i burada vermiş. Artım miktarı hep ne? 4. O yüzden aritmetik bir dizi. Veya şurada 7 eksi 3 n demiş. Bu da 7, 4, 1, eksi 2 şeklinde gidiyor. Bu da 3'er 3'er dikkat ederseniz. 7'den 3 çıktı, 4, 4'ten 3 çıktı, 1, 1'den 3 çıktı, eksi 2. Biz bu formda olan ve sabit aralıklarla artan ve azalan dizilere de aritmetik dizi diyoruz. Örnek 5, 6, 7, 8 demiş. Hepsi aynı. Bakalım. Bir tane yapalım. Şunun formülünün fonksiyonu kim yazabilecek? Şunun fonksiyonu 1, 3, 5, 7, 9 şeklinde giden bir dizinin fonksiyonunu bir yazmaya çalışın. Bir artı iki demiş arkadaşım. Doğru mu? İkişer ikişer artıyor değil mi? Ne diyeceğiz? 1 artı 2'n değil sanki ya. Değil mi? Ne diyorsun? Yok, 1 artı 2'n. Peki şunu nasıl yazarsınız? Şunun fonksiyonunu nasıl yazabilirsiniz? 1 eksi 1, 1 eksi 1. Zaten demin vermiştik. Bu da nasıl yazılır? Eksi 1 üzeri n. Peki şu 1, 1 bölü 2, 1 bölü 4, 1 bölü 8 şeklinde giden nasıl yazarsınız? Fonksiyonunu. Kitaptan edilmiş 1 bölü 2 üzeri n. 1 bölü 2 üzeri n. Burada neyi görüyoruz? Gerçekten dizilerin aslında tam sayılardan, tam sayı da olabilir, başka bir küme de olabilir. Tam sayılardan bir başka kümeye bir fonksiyon. Bakın A'ni yazdık, B'ni yazdık, C'ni yazdık. Bunlar hep tam sayılardan bir kümelere bir fonksiyon. 4, 5, 6, 7 ile çözersiniz. Devam ediyoruz. Şimdi biraz sıkıldığınızı biliyorum ama bu tablo çok önemli. Bu tabloya konsantre olun. Bu tablo çok çok önemli. Gelecek sene göreceğimiz algoritma analizinde çok karşımıza çıkacak bir tablo. Bu tablo çok önemli. Şimdi muhakkak dersi konsantre dinliyorsunuz ama böyle bir dakika daha konsantre dinlemen diyeceğim. Şimdi arkadaşlar, ben sizden bir problem verdim. Bu problemi çözen algoritmayı yazmanızı istedim. Ben
Size dedim ki 100 tane sayıyı küçükten büyüğe sıralayan algoritmayı yazın. Hepiniz de kendi tarzınızda yazdınız. Lütfen konsantre buraya. Sonra siz yazdıktan sonra ben hepinizin programını aldım, çalıştırdım. Hepsi Allah var düzgün çalışıyor. Ama merak ettim. Ya dedim bu programlar hepsi doğru çalışıyor ama hız benim için önemli. Aldım her birinizin programını analizini yaptım. Algoritma analizini yaptım. Hepsi doğru çalışıyor ama programlar. Ahmet kişisinin yaptığı programın hızı en kare. Mehmet kişisininki en küp. Ayşe'nin en üzeri 4. İşte Ali'nin 2 üzeri. Hacı'nın 3 üzeri. Züleyha'nın en farklı diye. Hepsi doğru çalışan algoritmalar ama hepsinin hızı farklı. 100 tane sayı sıralayacağım. Siz bu 6 tane algoritmadan hangisini kullanmışsınız? Hepsi doğru çalışıyor ama hangisi hızlıdır? Altı tane doğru çalışan algoritma var. Ben Karenküp'te bunların sırasıyla hızları. Siz hangisini tercih edersiniz? Neden? En kare olan. Neden? En kare. 100 tane sayı karşılaştığı için 100'ün karesi 10.000 adımda yapıyor. Ama en küpü alsam 1 milyon adımda yapacak. 2 üzeri alsam 2 üzeri 100 çok büyük bir sayı. O yüzden burada evet en kareyi seçmek mantıklı. Biz demin de söylediğim gibi bu gördüğümüz diziler ve toplam kurallarını algoritma analizinin hızını ölçerken kullanacağız. Sonra bu tip terimler elde edeceğiz gelecek sene. Sonra da bunlardan en yavaş olanı seçip kullanacağız. Şimdi siz birdeyken yürümeyi öğrendiniz. Algoritmayı doğru yazmayı. Sadece doğru çalışması önemliydi. Ama siz 3'e geldiğinizde artık tam mühendis olmaya başlayacaksınız. Artık algoritmanın sadece doğru çalışması size yetmeyecek. Algoritmanın hızlı çalışması da gerekecek. Tamam. Ve tekrar ediyorum. Diziler ve toplam algoritmaları analiz ederken bizim için çok önemli haline. Önemli. Devam ediyorum. Son 3 slaytımız. Toplama geçmiş. Toplamı biliyoruz zaten. İşte J eşit M'den N'e AJ dediği zaman işte ne? AM, AM artı 1, AM artı 2 nokta nokta AN'e kadar topluyoruz. Tabii biliyorsunuz. O şeyin hikayesini anlatmış. Örnek 9-10-11'e yine de bakalım. Örnek 9-10-11 neymiş? Ona bakalım. Ne demiş? J eşit 1'den 5'e kadar J kare dediğinde biz işte 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi, 4'ün karesi ve 5'in karesini topluyoruz. Bunu liseden biliyoruz. Veya işte J eşit 1'den yüzde 1 bölü J dediğinde 1 bölü 1 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 şeklinde topluyoruz. Şimdi bu dizilerle toplam niye önemli biliyor musunuz? Özellikle rekürsif fonksiyon yazdığınızda programın satırlarının yaptığı iş bazen böyle şey gidiyor azalarak. İşte 1 bölü 1 artı 1 bölü 2, 1 bölü 3, 1 bölü j. Sizin de programın tamamının bulabilmeniz için şu serinin toplamını bilmeniz gerekiyor. İlk satırda mesela şey gördünüz. 4 sort falan gördünüz değil mi? 2'ye böle böle gidiyor. İlk satırda n kadar işlem yapıyor. İkinci satırda n bölü 2, n bölü 4. Ama ben toplam yaptığı işlemi bulmam için benim işte n artı, n bölü 2 artı, n bölü 4 artı nokta noktayı bilmem lazım. Ve bunların toplamını bilmem lazım. O yüzden serilerin toplamı algoritma analizinde özellikle rekürsif algoritmaların toplamını bulurken, hızını hesaplarken bizim için önemli. Bir tane de örnek var. 4'ten 8'e kadar eksi 1 üzeri k demiş. Sonra bu şekilde yapmış. Formül bizim için çok önemli. Genelde şu formül. J eşit sıfırdan n'e kadar h çarpı j dediğinde bu serinin son halini bilmem lazım. Çünkü
dediğim gibi biz rekürsif bir algoritma çalıştırıyorsak ve rekürsif algoritmanın hızını hesaplayacaksak genelde şu şekilde bir seri çıkıyor, geometrik seri çıkıyor. Orada da her satırın yaptığı işi de bulmak istiyorsan bir de bunu toplamam gerekiyor. Yani şu formülün açılımı şu, bilmeniz gereken bir formül. Algoritmaları analiz ederken, rekürsif algoritmalar da çok önemli algoritmalar, çok sık karşımıza çıkan hızlı algoritmalar. Biz bunları analiz ederken genelde karşımıza şu yapı çıkacak, her satırdaki işi de yapmamız için toplayacağız bunları. Doğal olarak şu formülü bilmeniz gerekiyor. Örnek konuşa bir bakayım neymiş. İç içe iki tane çarpım halindeki döngünün ne olacağını burada göstermiş. Dediğim gibi çok alakalı değil ama bu formül bizim rekürsif algoritmaların hızını bulmam için karşımıza üçüncü sınıfta çok çıkacak bir formül. Son slaytımızda yine hatırlama, toplamla ilgili bizim lisede bildiğimiz kuralları tekrar ediyoruz. İşte bu deminki. Bunlar karşı sıfırdan yani A çarpı R üzeri K bir geometrik serinin toplamı çıkıyorsa karşımıza bunu A üzeri R, A çarpı R üzeri artı 1 eksi A bölü R eksi 1 şeklinde yazabiliriz. R 1 olmamak üzere. Zaten K eşit 1'den N'e K dediğimde biliyorsunuz N çarpı N artı 1 bölü 2. 1'den N'e kadar sayıların toplamı. Bunu da biliyoruz. 1'den N'e kadar sayıların karelerinin toplamı. Bunları lisede gördük. 1'den N'e kadar sayıların küpler toplamı. Bu da yine k eşit 0'dan sonsuza kadar x üzeri k'yı ama x 1'den küçük olacak. Yani 0 ile 1 arası sayıların seri açılımının formülü de neymiş? 1 bölü 1 eksi x. Biz böyle bir x 1'den küçük olmak üzere yani x eksi 1 ile 1 arası olmak üzere böyle bir seri açılım karşımıza çıktığında biz direkt bunu silip yerine 1 bölü 1 eksi x yazacağız. Bunun yerine de 1 bölü 1 eksi x kare yazacağız. Dediğim gibi bu tabloda verilen serilerin toplamı, özellikle geometrik serilerin toplamı bizim algoritma analizi dersinde karşımıza çıkacak. Evet, sorusu olan, Enes Halis sorusu olan var mı? Paylaşıldı ama slaytlar küllenme oldu biraz. Bir düzeltip koyayım. Ne istiyorsanız bu halini koyarız. Sıkıntı yok. Şimdi kümeler, fonksiyonlar ve dizileri getirdik. Anlattığımın %80'ini biliyordunuz belki. Çok az bir şey kattım. Ama tekrar etmek iyi. Bunlar karşınıza çıkacak. Haftaya artık 3. konudan itibaren bilmediğiniz konularla karşılaşacağız. Yani daha önce görmediğiniz konularla karşılaşacağız. Sorusu olan varsa sorsun, cevap vereyim. Anlamadığı yer veya sorusu olan varsa sorsun. Slaytları da paylaşayım. Sorusu olan varsa sorsun. Sorusu olan yok, anlayan varsa çıkabilir. Ama ben sorusu olanlar için buradayım. Sorusu olanlar varsa cevap verebilirim. Ders bitmiştir. Dediğim gibi anlayanlar çıkabilir. Ama anlamayanlar için buradayım. Haftaya bugüne kadar yükleyin ödevleri. Haftaya bugüne kadar yükleyin. Evet, sorusu olan var mı arkadaşlar?
Hadi öyle yazma. Sen bir şey sordun mu zaten? Ne diyor? Orada seminer mi diyor? Test kısmında çalışmıştır diyelim test. Hadi. Şirkete de bizim kardeşim var mı şirkette? Bizim önce çalışan. Ben sen onu izledim. Kamze şey mi? Kamzeye sorun. Ben kaça baktım. Teşekkür ederim.